29 veya 30 gün melek gibi yaşıyorsunuz, sonra bayram yapıyorsunuz. Yani meleklikten tekrar aslımıza dönüyoruz, insan olmaya dönüyoruz. Çünkü Allah'ın emrine, kainatın efendisinin sünnetine uyan bir mümin, meleklerden üstün mü değil mi? Üstündür. Ya ne şeref efendiler. Bundan dolayıdır ki fıtra bayramı, işte şeref bayramı, üstünlük bayramı demektir. Oruç tutmayan, İslam'a uymayan, Hazreti Muhammed'e uymayan, sünnet nedir bilmeyen, Kur'an nedir bilmeyen, terbiye nedir bilmeyen, nefsini terbiye etmeyen bir adam 100 sene bayram yapsa bu şerefe sahip değildir. Ne alakası var? Bayramın sebebi var. Hayvanların böyle bir bayramı yok. Meleklerin de böyle bir bayramı yok. Melekler ne yapacak bayramı? Melekler sabit mahluklardır. Hayvanlar sabit mahluklardır. Biliyorsunuz bir hayvan ne yükselir ne alçalır. Öyle değil mi efendiler? Sabit. Sabit böyle durur yani. Melekler de ne yükselirler ne alçalırlar. Onlar da sabit. Yükselmeye de alçalmaya da müsait olan tek varlık kimdir? İnsandır. Yükselirse vallahi melekleri aşar. Alçalırsa hayvandan aşağı olur. Bakın cevabımız bu. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Aşağıların aşağısı diyor. Düştü mü çok kötü düşer. Çıktı mı çok yüksek çıkar. İnsan bu. Oruç bizi yükseltiyor. Ulvileştiriyor. Nefsi kapatıyor. Şehveti kapatıyor. Belli bir saatten belli bir saate kadar helaliniz olan hanımınıza bile yaklaşamıyorsunuz. Şehvete paydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Yemeye içmeye paydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Akşam oluyor, sofra kuruluyor, ezan ve saat ve vakit bekliyorsunuz. Yemek içmek zamanı geliyor. O zamanın adına kitaplarımız ne diyor? İftar zamanı. Bak iftar fıtrata dönüş. Demek oruç tuttuğumuz esnada fıtratımızın dışına çıkıp melek oluyoruz. Vakit yaklaşıyor, iftara yaklaşıyoruz, tekrar aslımıza dönüyoruz. Yüksel gel, yüksel gel. Devam. İnsicam halinde. Mana böyle devam ediyor. Fıtra bayramı. Fıtrat, asla dönüş, varlığa dönüş, hayata dönüş, zemine dönüş.